CNN Türk'te yayınladığımız belgeseller bir tarih dizisi oluşturuyor. Bu belgesellerin her birini yayınladıktan sonra kitap haline de getirdik. Balkan Savaşı'nın 100. yıl dönümünde Rumeli'ye Elveda adlı belgeselde 1912-1913 felaketini anlattık. Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Tehciri'nin 100. yılında 1914-1915 belgeselini yayınladık. Şimdi de 1919-1920 belgeselinde Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan devletlerin Anadolu'yu paylaşma kavgasını ve milli mücadeleyi ele alacağız. Sonrası mı? Sonrası Lozan Anlaşması. Lozan Anlaşması'nın 90. yıl dönümü münasebetiyle Bilinmeyen Lozan belgeselini yayınlamıştık. O belgesel de kitap olarak yayınlandı. Böylece Osmanlı'nın felaket ve Türkiye'nin kuruluş yılları olan 1912-1922 sürecini, 10 yıllık savaş döneminin ve Lozan'daki yeniden kuruluşun hikayesini tamamlamış olacağız. ...1919 ve 1920 Türkiye tarihinde yıkılışı, direnişi ve kurtuluşu temsil eden iki önemli yıl. Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olan Almanya ve Osmanlı Devleti'ne dayatılacak şartlar 1919 yılında Paris Barış Konferansı'nda müzakere edildi. Almanya'ya Versay Anlaşması kabul ettirildi. Türkiye'ye dayatılacak olan Sevr Anlaşması'nın genel esasları da 1919'daki bu Paris Barış Konferansı'nda şekillendi. Damat Ferit Paşa konferansa çağrıldı, aşağılandı. Sevr Anlaşması 1920'de kabul ettirildi. 1919 yılını anlamak, Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl bir paylaşım savaşı olduğunu anlamaktır. Osmanlı topraklarını, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere galip devletlerce nasıl paylaşıldığını, Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmek için Yunanistan'ın Anadolu'ya nasıl saldırtıldığını anlamaktır. 1920 yılını anlamak, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Türkiye öldü dediği o felaketin içinden nasıl bir milli kurtuluş mucizesinin başarıldığını anlamaktır. Diyebiliriz ki Türkiye'nin en karanlık günleri 1919'da yaşandı. Bağımsız Türkiye'nin ışığı 1920'de Ankara'dan yükseldi. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişindeki sebeplerden en önemlisi, İngiltere-Fransa-Rusya bloğunun yani İtilaf Devletleri'nin savaşı kazanırlarsa mutlaka Osmanlı topraklarını paylaşacak olmalarıydı. İstanbul ve Boğazlar Rusya'ya verilecek, Anadolu da bu paylaşımdan nasibini alacaktı. Osmanlı bu endişeyle Almanya ile ittifak yapmıştı. Fakat savaşı İtilaf Devletleri kazandı ve sadece Orta Doğu değil, Anadolu da işgallerle paylaşıldı.
Ne var ki muhteşem Çanakkale Zaferi hem Kurtuluş Savaşı'na zemin olacak milli bir ruh yaratmış, hem Çarlık Rusyası'nın çökmesine sebep olmuştu. Bu sayede Anadolu'yu işgal eden devletler arasında Rusya bulunmayacaktı. Rusya'da Lenin liderliğinde Ekim 1917 devrimiyle Bolşevizmin iktidara gelmesi ve yeni rejimin Rusya'yı savaştan çekmesi, dünya tarihinin de Türkiye tarihinin de en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Kafkasya cephesindeki Sarıkamış Harekatı'nda Türk ordusu büyük kaybı uğramış, saldırıya geçen Rus ordusu 1916 sonuna kadar Erzurum'u, Rize'yi, Trabzon'u, Gümüşhane'yi, Bayburt'u, Erzincan'ı, Aşkale'yi, Van'ı ve Muş'u işgal etmişti. Buna karşılık Rus ordusu Avrupa cephelerinde bilhassa mekanize Alman ordusu karşısında ağır yenilgilere uğramıştı. İşgali altındaki ülkelerle birlikte nüfusu 175 milyonu bulan Çarlık Rusyası, savaşın ilk 3 yılında 1 milyon 811 bini ölü, 3,5 milyonu esir, 1 milyon 450 bini yaralı olmak üzere toplam 6 milyon 761 bin asker kaybetmişti. Avrupa'nın devlerine oranla sanayiyi zayıf, tarımı ilkel olan Rusya, savaşın ağır yükünü daha fazla kaldıramadı. Çarlık rejimine karşı düzenlenen isyanlarla sarsılmaya başladı. Ordudan firar eden askerler de ellerinde silahlarıyla ihtilalcilere katıldı. Doğu Anadolu'yu işgal eden Rus ordusu da çözülmeye başlamıştı. 1917 Mart'ında ayaklanmalar bütün Rusya'ya yayıldı, geçici hükümet kuruldu. İsyancılar arasında en teşkilatlı, silahlı ve disiplinli hareket Lenin liderliğindeki Bolşeviklerdi. Bolşevikler Rus takvimine göre 25 Ekim'de, miladi takvime göre 7 Kasım'da bir darbeyle iktidarı aldılar. Ekim devriminden sonra Lenin, emperyalist savaş olarak nitelediği Dünya Savaşı'ndan çekildi. Osmanlı'yı hayli rahatlatan bu gelişme, gelecek günlerde milli mücadele içinde önemli bir imkan yaratacaktı. Savaşın nihayetini ve İtilaf Devletleri'nin galibiyetini belirleyen gelişme, Amerika'nın savaşa girmesiydi. Nisan 1917'de savaşa giren Amerika, İtilaf Devletleri cephesinde Rusya'nın eksikliğini fazlasıyla telafi etti. Fakat Rus ordusu çözüldüğü için Osmanlı ordusu doğuda harekete geçti. Doğu Anadolu'yu Rus işgalinden ve Ermeni çetelerinin katliamından kurtardı. Azerbaycan'ı da kurtarmak için Bakü'ye kadar ilerleyecekti. Daha da önemlisi, milli mücadele sırasında Sovyetler, ortak düşman emperyalizme karşı savaş veren Türklere silah ve para yardımında bulunacaklardı. Biz yine savaşa dönelim. İngilizlerin desteklediği Mekke Şerifi Hüseyin'in 27 Haziran 1916'da başlattığı isyan, Osmanlı'yı Orta Doğu cephelerinde zor bir duruma düşürdü. Çok geçmeden Filistin, Kudüs, Bağdat, Halep ve Şam Osmanlı'nın elinden çıkacak, Anadolu güneyden işgal edilecekti. Avrupa cephesinde ise İtilaf orduları Trakya üzerinden İstanbul'a yürümek üzereydi. Amerika'nın harbe girmesiyle Avrupa cephesinde Almanya'nın işi gün be gün güçleşiyordu. Osmanlı için mütareke istemekten başka çare kalmamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın çarpıcı özelliklerinden biri de gizli anlaşmalardı. İngiltere, Fransa, Rusya bloğu Osmanlı ve İran topraklarını aralarında paylaşmak için daha 1915'ten itibaren çeşitli gizli anlaşmalar yapmışlardı. 1920'deki Sevr projesinin başlangıcı bu gizli anlaşmalardı. Yunanistan'la İtalya'yı da kendi saflarında savaşa sokmak için Osmanlı topraklarından onlara pay vermeyi gizlice taahhüt etmişlerdi. Yunanistan'a İzmir ve çevresini,
İtalya'ya, yine İzmir'i ve Antalya ile çevresini vaat etmişlerdi. 1917'de Ekim Devrimi ile Rusya'da iktidara gelen Bolşevikler, savaş sırasında Çarlık Rusyası'nın İngiltere ve Fransa ile yaptığı bu gizli anlaşmaları 3 Aralık 1917 günü açıkladı. İtilaf devletlerinin bütün sahtekarlıkları, gizli diplomasi rezaletleri böylelikle ortaya çıktı. Bu gizli anlaşmaların ifşa edilmesiyle ortaya çıktı ki Şerif Hüseyin'e vaat ettikleri Suriye ve Irak'ı Fransa ve İngiltere aslında kendilerine ayırmışlardı. Ermenilere vaat ettikleri Doğu Anadolu'yu Rusya ve Fransa alıyordu. Arapları ve Ermenileri savaşta kullanmışlar ve aldatmışlardı. İzmir ve çevresini hem Yunanlılara hem de İtalyanlara ikram etmişlerdi. Galipler savaştan sonra Ocak 1919'da toplanacak Paris Konferansı'nda gizli anlaşmalardaki bu çelişkileri çözmek ve işgalleri yeniden düzenlemek için çok ter dökeceklerdi. Sevr projesi Paris'teki bu pazarlıkların neticesinde şekillenecekti. 1919 yılında Paris Konferansı'nda yapılan pazarlıkları, işgal ve manda projelerini gelecek bölümlerde ayrıntılı olarak anlatacağız. Fakat öncelikle İtilaf devletlerinin daha savaş sürerken kendi aralarında yaptıkları bu gizli paylaşım anlaşmalarına bakmalıyız. Osmanlı topraklarını savaş sırasında nasıl paylaştıklarını, Trakya'yı, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını, İzmir'i, Antalya'yı, Adana'yı, Maraş, Urfa ve Antep'i, petrol bölgesi Kerkük ve Musul'u, Şam'ı, Halep'i, Bağdat'ı, Kudüs'ü birbirlerine bu gizli anlaşmalarda nasıl ikram ettiklerini görmeliyiz. Bu gizli anlaşmaların ilki İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla çevresinin İngiltere ve Fransa tarafından Rusya'ya verilmesine ilişkindir. Çarlık Rusyası'nın gözü en az 100 yıldır İstanbul'daydı. İngilizler hızla güçlenen Almanya'ya karşı Rusya ile 1907 yılında ittifak yapmışlardı. İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey daha 1908'de İstanbul'un ileride Rusya'nın denetimine geçmesini kabul etmişti. Buna karşılık Rusya da İngiltere'nin İran ve Orta Doğu üzerindeki amaçlarını destekleyecekti. Bu gizli anlaşmanın üzerinden çok geçmeden Dünya Savaşı çıktı. Çanakkale Savaşı devam ederken zor durumdaki İngiltere'nin hesabı Yunanistan'ı da savaşa sokmaktı. Çünkü İngiltere müttefiki Rusya'nın Almanya ile barış yaparak savaştan çekilmesinden korkuyordu. Rusya'nın korkusuysa Çanakkale'yi geçip İstanbul'u işgal ederse İngiltere'nin İstanbul'u Yunanistan'a vermesiydi. Rus Dışişleri Bakanı Sazonov 4 Mart 1915'te Londra ve Paris'e gizli bir telgraf çekti. Çar II. Nikola'nın İstanbul ve Çanakkale boğazları ile çevresindeki toprakların savaş sonunda Rusya'ya verilmesini istediğini kesin bir dille bildirdi. Bu sırada Osmanlı'nın müttefiki Almanlar da Ruslara İstanbul'u vererek Rusya'nın savaştan çekilmesini sağlamak için gizli diplomasi yapıyorlardı. Rusya'nın Almanya ile barış yaparak savaştan çekilmesinden endişe eden İngiltere, 12 Mart'ta Rusya'nın İstanbul ve boğazlara ilişkin talebini kabul ettiğini gizlice Rusya'ya bildirdi. İngiliz Dışişleri Bakanı Grey, Çar'a ve Sazanov'a gönderdiği gizli mesajda bütün savaşın en büyük ödülünü Rusya'ya verdiklerini vurgulamayı ihmal etmedi. Bütün savaşın en büyük ödülü İstanbul ve Boğazlar'dı. İngiltere bunun karşılığında Rusya'nın Çanakkale Savaşı'nda kendisine yardımcı olmasını, petrol yatakları bulunan İran ve Orta Doğu'da İngiltere'nin ve müttefik Fransa'nın hedeflerini desteklemesini ve bu anlaşmanın çok gizli tutulmasını istiyordu. Zira bu anlaşma duyulursa Türkiye'yi destekleyen Hint Müslümanları İngiliz sömürge idaresine karşı ayaklanabilir, İslam dünyasında İngiltere'ye karşı tepkiler gelişebilirdi. İngiltere bu dönemde Mekke Şerifi Hüseyin'le de gizli görüşmelere başladı. Rusya'nın İstanbul ve Boğazlar talebini kabul eden İngiltere, müttefiki Fransa'yı da ikna etti. Fransa Rusya'nın talebini kabul ettiğini 10 Nisan'da yine gizlice İngiltere ve Rusya'ya bildirdi.
Karşılık olarak Rusya da Osmanlı topraklarındaki Fransız taleplerini destekleyecekti. Tarihe İstanbul Anlaşması olarak geçen bu gizli anlaşmaya göre İstanbul, Çanakkale, Gelibolu, Marmara Adaları ve Tekirdağ dahil Trakya bölgesinin doğusu, Sakarya Nehri'ne kadar Kocaeli bölgesi, Çanakkale Boğazı'nın ağzındaki Gökçeada ve Bozcaada savaş sonunda Rusya'ya verilecekti. Tabii Rus egemenliğindeki boğazlar İngiliz ve Fransız gemilerine açık olacaktı. Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Rusya Bolşevik ihtilaliyle savaştan çekilmişti. Dolayısıyla Sevr Anlaşması'yla sonuçlanacak görüşmeler yapılırken Rusya taraf değildi. Bu sebeple boğazlar Rusya'ya verilmedi. Fakat Osmanlı topraklarının yağma edilmesiyle ilgili diğer gizli anlaşmalar Sevr projesi hazırlanırken masanın üstündeydi. Bunların ilki Çanakkale Savaşı devam ederken 26 Nisan 1915'te İtilaf Devletleri ile İtalya arasında imzalanan gizli anlaşmadır. Buna göre savaşın sonunda Antalya ve Akdeniz bölgesi İtalya'ya verilecekti. 1915'te Çanakkale Savaşı devam ederken İngiliz diplomasisi Osmanlı'ya dair 3 hedefe odaklanmıştı. Antalya'yı ve Anadolu'nun Akdeniz bölgesini vaat ederek İtalya'yı Almanya, Avusturya ve Osmanlı'ya karşı İtilaf Devletleri safında savaşa sokmak. Mekke Şerifi Hüseyin'i Osmanlı'ya karşı ayaklandırarak Osmanlı hilafetinin ilan ettiği Cihad-ı Mukaddes'i etkisizleştirmek ve Orta Doğu'yu ele geçirmek. İzmir ve çevresini vaat ederek Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı savaşa sokmak. Türklerin 18 Mart 1915'teki Çanakkale zaferinden sonra İngiltere bu üç politikaya daha bir hırsla sarıldı. İtalya ile gizli anlaşma 26 Nisan 1915'te Londra'da imzalandı. İngiltere ve Fransa İtalya'nın savaşa girmesini çok istiyordu. Fransa Dışişleri Bakanı Théophile Delcasse'nin deyişiyle 1 milyon İtalyan süngüsünün İtilaf Devletleri yanında savaşa girmesi çok önemliydi. Bunu sağlamak için her şey yapılmalıydı. Bu gerçekleşirse Almanya ve Avusturya askerlerinin bir kısmını İtalya cephesine göndermek zorunda kalır, İtilaf Devletleri'nin bilhassa Fransa'nın yükü hafiflerdi. Kağıt üzerinde Almanya'nın müttefiki olan İtalya savaşa girmesi karşılığında neleri istediğini daha Eylül 1914'te gizlice Londra ve Paris'e bildirmişti. Gizli müzakereler uzun sürdü. Rusya İtalya'nın savaşa katılmasını çok da istemiyordu. Rusya'ya göre Osmanlı'nın paylaşılmasına bir de İtalya katılmamalıydı. Kaldı ki İtalya'nın güçlenmesi Balkan Slavlarının aleyhine olurdu. Zira İtalya sadece Osmanlı topraklarından pay değil, Adriyatik Denizi'nde Sırbistan aleyhine üstünlük sağlamak istiyordu. İngiltere ve Fransa bastırınca İtalya'nın savaşa girmesine Rusya da razı oldu. İtalya'nın talepleri biraz küçültülerek de olsa kabul edildi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nden yaklaşık 1,5 ay sonra 26 Nisan 1915 günü Londra'da gizli bir anlaşma imzalandı. 16 maddeden oluşan anlaşmaya göre özetle İtalya'nın Trablusgarp Harbi sırasında işgal ettiği 12 adalar resmen İtalya'ya ait olacak. Savaş sonunda Osmanlı toprakları paylaşılırken Antalya başta olmak üzere Akdeniz bölgesinde İtalya'ya uygun bir pay verilecek. Osmanlı İmparatorluğu parçalanmaz da nüfuz bölgelerine ayrılırsa İtalya aynı şekilde nüfuz bölgesi sahibi olacak. Osmanlı'nın Trablusgarp'taki bütün hakları İtalya'ya geçecek. Arnavutluk ve Avusturya'dan bazı topraklar İtalya'ya verilecek. Savaştan sonra sömürgeler genişletilirse İtalya'nın Afrika'da Habeşistan, Somali ve Libya'daki sömürgeleri de genişletilecek. İtalya Hicaz bölgesinde Mekke ve Medine merkezli bir Arap devletinin kurulması siyasetini destekleyecektir.
Varılan mutabakata göre gizli anlaşmanın imzalanmasından sonra en geç bir ay içinde İtalya'nın savaşa girmesi gerekiyordu. İtalya anlaşmadan 25 gün sonra 20 Mayıs 1915'te savaşa girdi. Aynı tarihlerde Rusya'nın ısrarıyla İtalya'dan gizlenen bir anlaşma daha yapıldı. Buna göre İtalyan taleplerinin kabulü hiçbir şekilde Rusya'ya verilecek olan Osmanlı topraklarının azaltılması anlamına gelmeyecekti. Savaş sonunda İstanbul ve Boğazları ele geçireceğine inanan Rusya, İtalya'nın Ege'de ve Slav halkların yaşadığı Balkanlar'da daha fazla güçlenmesini istemiyordu. Bu gizli anlaşma savaş sonunda Sevr Anlaşması'nda uygulanacak, Mondros Mütarekesi'nden sonra İtalya, Antalya ve çevresini işgal edecekti. Gizli anlaşmada Mekke ve Medine merkezli bağımsız bir Arap devleti kurulmasına ilişkin bir madde de vardı. İngiltere, Şerif Hüseyin'in başlatacağı isyan için diplomatik zemin hazırlıyordu. İngiltere ve Fransa'nın yine gizli Sykes-Picot anlaşmasıyla 1916 yılında Orta Doğu'yu nasıl paylaştıklarını birazdan anlatacağız. Bu gizli anlaşmayı öğrenen İtalya, kendi payının da genişletilmesini istedi. 19 Nisan 1917'de Fransa'nın Saint-Jean-de-Maurienne kentinde İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilciler tekrar bir araya geldiler. Antalya vilayetine ilaveten Konya, Aydın ve İzmir vilayetleri de İtalya'ya verildi. Halbuki İngiltere ve Fransa Çanakkale Savaşı sırasında Yunanistan'ı kendi yanlarında savaşa sokmak için İzmir ve Aydın vilayetlerini Yunanistan'a teklif etmişler. Başbakan Venizelos çok hevesli olduğu halde Yunan kralı Konstantin buna yanaşmamıştı. 19 Nisan 1917'deki gizli anlaşmayla İzmir ve çevresini İtalya'ya vaat eden İngiltere ve Fransa aynı zamanda Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı savaşa sokmak için entrikalarını hızlandırdılar. Yunanistan Başbakanı Venizelos'a sundukları ödül kendi ifadeleriyle Batı Anadolu'da pek önemli yerlerdi. İzmir ve Aydın vilayetlerinin İngiltere ve Fransa tarafından önce Yunanistan'a, ardından İtalya'ya, sonra tekrar Yunanistan'a ikram edilmesi, o sıralarda yürürlükte olan gizli diplomasinin ve sömürgecilik siyasetinin en çirkin örneklerinden biridir. Yunanistan'ın 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkararak Batı Anadolu'yu işgale başlamasının geçmişi 1913 yılına kadar uzanıyordu. Osmanlı 1912 yılındaki Balkan Harbi'nden utanç verici bir hezimetle çıkmış, Meriç sınırına kadar bütün Rumeli'yi kaybetmişti. Yunanistan bu savaşta topraklarını neredeyse iki katına çıkarmıştı. Eski Bizans İmparatorluğu hayalinin ifadesi olan Megali İdea fikri bu dönemde çok güçlenmişti. Bu fikrin en ateşli taraftarı Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos'tu. Balkan Savaşı'ndaki Yunan zaferini yansıtan posterlerde Yunan ordusu ve donanması Ayasofya önlerinde resmediliyor ve Venizelos şöyle diyordu. Şimdi gözlerimizi doğuya çevirelim. Doğuya. Yani İzmir'e, Batı Anadolu'ya, Trakya ve İstanbul'a. Yunan tarihçi Dimitri Penzopoulos'un yazdığına göre Venizelos'un hayallerini iki kıtada beş denizde Yunanistan fikri süslüyordu. İki kıta yani Avrupa kıtasının güneyinde yer alan Yunanistan'ın Küçük Asya'da Batı Anadolu'yu ele geçirmesi. Beş deniz ise Akdeniz, Ege ve Adriyatik denizlerinde kıyısı bulunan Yunanistan'ın İstanbul ve Trakya'yı alarak Marmara ve Karadeniz'e ulaşmasıydı. Tarihçi Penzopoulos bu amacın ancak uluslararası bir savaşın çıkmasıyla gerçekleşebileceğinin düşünüldüğünü de belirtir. Birinci Dünya Savaşı çıkınca Venizelos bu fırsatın doğduğuna fanatikçe inanmıştı.
Yunan kralı Konstantin, Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in eniştesiydi. Yani Kaiser, Konstantin'in kız kardeşiyle evliydi. Konstantin savaşa girerlerse Almanya'nın Yunanistan'ı işgal edebileceğinden endişeliydi. Bu nedenle de Yunanistan'ın tarafsız kalmasında ısrarlıydı. Ne var ki Başbakan Venizelos Yunanistan'ı bir an önce İngiltere ve Fransa yanında harbe sokmak için her türlü siyasi manevraya başvuracaktı. İngiltere ve Fransa Çanakkale Savaşı'na hazırlandıkları dönemde Yunanistan'ı kendi saflarında savaşa sokmak için kararlıydı. Yunanistan İngiltere ve Fransa yanında harbe girerse Ege adaları askeri üs olarak kullanılabilecek, Çanakkale'de Yunan askerleri de Türklere karşı savaşacaktı. Dahası o sırada Bulgaristan tarafsızdı. Yunanistan'a Batı Anadolu verilir, Bulgaristan'a da Yunanistan'dan küçük bir parça ikram edilirse Bulgaristan da ittifak devletlerine karşı savaşa girebilecekti. İngilizlerle Fransızlar böyle düşünüyorlardı. İlk adımı Batı Anadolu'yu Yunanistan'a ikram ederek attılar. Yunan tarihçi Alexander Anastasios Pallis, Yunanların Anadolu Macerası adlı kitabında Yunanistan'ın 1919'da İzmir'e asker çıkarıp Batı Anadolu'yu işgale kalkmalarının Yunanlılar için nasıl bir felaket olduğunu anlatır. Bu felaketin başlangıcının İngilizlerin 1915 yılında Yunanlılara getirdiği teklif olduğunu belirtir. İngiliz Dışişleri Bakanı Edward Grey, elbette ki Venizelos'un başta İzmir ve çevresi olmak üzere Batı Anadolu ve Trakya üzerindeki ihtirasından haberdardı. Çanakkale Savaşı'ndan biraz önce 24 Ocak 1915'te Britanya hükümeti adına Yunanistan'a resmi fakat gizli bir teklifte bulundu. Öyle ki derhal İtilaf Devletleri yanında savaşa katılırsa Yunanistan'a Anadolu'da pek önemli yerler verilecekti. Grey'in Yunanistan'a verileceğini söylediği Anadolu'daki önemli yerler nerelerdi? Grey bunu belirtmiyordu ama bu kadarı bile Venizelos'un Megali İdea ihtirasını tetiklemeye, iki kıtada, beş denizde Yunanistan hırsını ateşlemeye yetti. Kral Konstantin ise buna karşıydı. Venizelos kralı devirmek için entrikalara başladı ve tarihçi Hikmet Bayur'un deyişiyle komiteci faaliyetlerine benzer tertiplere girişti. Eylül 1915'te Fransızların yardımıyla Girit'e kaçan Venizelos, topladığı kuvvetle Ekim ayında Selanik'e geldi. Burada yine İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle bir milli hükümet kurdu ve Türkiye ile Almanya bloğuna karşı resmen savaş ilan etti. Yunanistan'da iki hükümet ortaya çıkmıştı. Atina'da tarafsızlık yanlısı kral, Selanik'te savaş yanlısı Venizelos hükümetleri. Çanakkale'de yenilen İngiliz ve Fransızlar Venizelos'u desteklemek için 1 Aralık 1915'te Pire'ye asker çıkardılar. Kanlı çatışmalar oldu. Kralı tahttan çekilmeye zorlamak amacıyla 1917 Mayıs ayında Yunanistan'a ambargo koydular. Bir de yüksek komiser tayin ettiler. En nihayet tahttan feragat etmesi için 48 saat süre tanınan Kral Konstantin, 11 Haziran 1917'de tahtı kendi fikrinde olan büyük oğluna değil, İngiliz-Fransız yanlısı ikinci oğlu Alexander'a bırakarak çekildi. 24 Haziran 1917'de yeni kral tarafından başbakanlığa atanan Venizelos, 27 Haziran'da yeni hükümeti kurdu ve aynı gün ittifak devletlerine karşı ikinci kez savaş ilan etti. Yunanistan, Dünya Savaşı'na bu entrikalar neticesinde girdi. Yunan tarihçileri Yunanistan'ın bu iki hükümetli dönemini büyük bölünme, derin yarılma, şizofrenik durum gibi kavramlarla tanımlar. Bu ruh hali Yunan ordusuna da intikal etmişti. Fakat sonuçta Venizelos, Fransa ve bilhassa İngiltere'nin gözüne girmişti. 1919'da Paris Konferansı toplandığında İngiliz Başbakanı Lloyd George ve Amerika Cumhurbaşkanı Wilson tarafından adeta baş tacı edilecek Sevr projesinde istediği ödül verilecekti. Diplomasi tarihi bakımından çarpıcı olan gerçek, İngiltere ve Fransa'nın savaş sırasında İzmir ve çevresini önce Yunanistan'a, ardından İtalya'ya, sonra da tekrar Yunanistan'a ikram etmiş olmalarıdır. Savaş sırasında gizli anlaşmalarla yapılan toprak paylaşımlarındaki çelişkiler bundan ibaret değildir. İngiltere savaş sırasında Osmanlı'ya isyan etmesi için
Şerif Hüseyin'e vaat ettikleri Arap topraklarından Suriye'yi Fransa'ya, Filistin'i Yahudilere ikram edecekti. Ve Orta Doğu'nun kaderi Sykes-Picot anlaşmasıyla şekillenecekti. Orta Doğu'nun bugünkü sınırları büyük ölçüde 100 yıl önceki Sykes-Picot Anlaşması ile çizildi. Bu gizli anlaşmaya adlarını veren ilk isim Yarbay Sir Mark Sykes İngiliz'di. Georges Picot ise Fransız'dı. İkisi de ülkelerinin sömürgecilik ve manda siyasetini ateşli bir şekilde savunan diplomatlardı. Tarihçi Margaret Macmillan her ikisinin de Katolik olduğuna dikkat çeker, birlikte çok iyi çalıştıklarını belirtir. Georges Picot kibirli, muhafazakar sofu bir Fransız'dı. Birçok sömürge valisi çıkarmış bir aileden geliyordu. Beyrut'ta başkonsolos olarak çalışmıştı, bölgeyi iyi tanıyordu. Fransız dışişlerinde ve kamuoyunda çok güçlü olan sömürgeci lobiye yakın bir diplomattı. İngiliz Mark Sykes'a gelince Britanya İmparatorluğu'ndan aldığı güçle Picot'a oranla daha etkili olduğu gibi daha iddialıydı. Doğu Anadolu'yu ve Orta Doğu'yu İngiltere, Fransa ve Rusya arasında paylaştıran Sykes-Picot Anlaşması'nın asıl mimarı da Sir Mark Sykes'tı. Öyle ki Sykes, Avam Kamarası'nda Türkiye hakkında insaflı konuşmalar yapan Aubrey Herbert'a 1 Nisan 1915'te Çanakkale Savaşı devam ederkenki mektubunda şunları yazmıştı. Mektubundan anlıyorum ki hala Türklerden yanasın. Bu politikan tümüyle yanlıştır. Türkiye diye bir şey artık olmamalıdır. İzmir Yunanlıların olacaktır. Adana İtalyan, Güney Toroslar ve Kuzey Suriye Fransız, Filistin ve Mezopotamya İngiliz toprağı ve geri kalan İstanbul dahil Rusların olacaktır. Ateşli bir Katolik İngiliz olan Mark Sykes mektubunu Ayasofya'da Katolik ilahilerinin okunacağını söyleyerek bitiriyordu. Ayasofya'da Te Deum ilahisini, Kudüs'te Ömer Cabi'nde Nunc Dimittis ilahisini okuyacağım. Bunu bütün kahraman küçük uluslar şerefine Galce, Lehçe, Keltçe ve Ermenice okuyacağız. Ünlü tarihçi Margaret Macmillan'ın aristokrat sosyete çocuklarından biri olarak tanımladığı Mark Sykes, daha Osmanlı Devleti savaşa girmeden önce 1914 yaz aylarında Donanma Bakanı Churchill'e yazdığı mektupta kendisini Orta Doğu uzmanı olarak tanıtarak Türkiye'ye karşı çalışabileceğini belirtmiş, Arapları kastederek de yerlileri ayaklandırabileceğini söylemişti. Sykes, 1914'ün sonlarına doğru İngiliz Harbiye Nezaretinin askeri istihbarat bölümünde göreve başladı. Savaş Bakanı Lord Kitchener'ın yakın ekibine girdi. Lord Kitchener, Müslüman Sudan'da Muhammed Ahmet el-Mehdi'nin başlattığı ayaklanmayı bastıran askerdi. Orta Doğu'ya da çok yabancı değildi. İngiltere'de 8 Nisan 1915'te Osmanlı Devleti'ne karşı izlenecek politikalar üzerine çalışmak üzere Savaş Bakanı Lord Kitchener başkanlığında bir komite kuruldu. Komiteye Lord Kitchener'a vekaleten Mark Sykes başkanlık edecekti. İngiliz hükümeti Mekke Şerifi Hüseyin'le daha savaş çıkmadan temasa geçmişti. Osmanlı'ya karşı bir Arap isyanı düzenlenmesi için görüşmeler gizlice devam ediyordu. İngiltere, Orta Doğu petrollerine göz dikmişken, müttefiki Fransa'nın gözü de Suriye'deydi. Rusya sadece boğazları değil, İskenderun'a kadar Doğu Anadolu'yu da istiyordu. İşte başında Mark Sykes'ın bulunduğu komiteden beklenen, bütün bu paylaşım taleplerini koordine edecek bir politika geliştirmesiydi. Sykes'ın Dünya Savaşı'ndaki diplomatik misyonu başlamıştı. 30 Haziran 1915'te komiteye raporunu verdikten sonra ayrıntılı inceleme yapmak ve Mısır'da, Hindistan'da bulunan İngiliz sömürge yönetimleri ve askeri birimleriyle görüşmek üzere yola çıktı.
Mark Sykes, Şerif Hüseyin'le gizlice yürütülen görüşmelerdeki gelişmeleri Kahire'de öğrendiğinde heyecanlandı. Tarihçi David Fromkin, tipik bir İngiliz sömürge diplomatı olan Sykes'ın yeri geldiğinde Yahudileri ve Ermenileri de aşağılamakta sakınca görmediğini belirtir. Sykes, Arapları korkak ve küstah bulmuştu. Bedevilere açgözlü hayvanlar diyordu. Fakat Osmanlı'ya isyanları çok yararlı olurdu. Arapları isyan ettirmek İngiltere için Fransa ittifakından bile faydalı olabilirdi. Sykes Kahire'de bu amaçla bir Arap bürosu kurulmasını önerdi. Önerisi kabul edildi. Arap bürosu Osmanlı'nın ilan ettiği cihada karşı bağımsız Arap devleti propagandası yapacak, isyanı destekleyecekti. Mark Sykes Londra'ya döndüğünde zihnindeki Orta Doğu haritası daha da netleşmişti. Fakat bunu önce Fransızlarla görüşmek lazımdı. İngiliz hükümetinin daveti üzerine Fransa George Picot'u 23 Kasım 1915'te Londra'ya gönderdi. Sykes ve Picot Londra'daki Fransız Büyükelçiliği binasında çalışmaya başladılar. Sykes 3 Ocak 1916'ya kadar her gün, yani tam 40 gün boyunca Fransız Büyükelçiliğine giderek Picot'la çalıştı. Anlaşamadıkları tek konu Filistin'di. İngiltere'de, Fransa'da Filistin'i almakta ısrarlıydı. Sonunda Filistin'de uluslararası bir yönetim kurma formülünde uzlaştılar. İngiltere'nin, Fransa'nın ve Rusya'nın Anadolu'yu ve Orta Doğu'yu nasıl paylaşacağı konusunda anlaştılar. Hazırladıkları taslak Şubat 1916'da İngiliz ve Fransız kabinelerinde görüşülerek onaylandı. Taslak Rus hükümetine de gizlice bildirildi. Rusya'nın bazı itirazları oldu. Sykes ve Picot 1916 Mart'ında Rusya'ya gittiler. Rus Dışişleri Bakanı Sazonov'la görüşmeler başladı. Nihayet 16 Mayıs 1916'da anlaştılar. Rusya ile yapılan müzakereler sonunda varılan anlaşmanın en önemli taraflarından biri, Ermenilere Osmanlı'ya isyan etsin diye savaştan önce vaat edilen Doğu Anadolu ve Kilikya'nın, yani Çukurova'nın bu anlaşmayla Rusya ve Fransa arasında paylaşılmış olmasıydı. Sykes-Picot anlaşmasında Ermenilere 1 metrekare toprak verilmemişti. Ermenilere savaştan önce özellikle Çarlık Rusyası'nın vaat ettiği Özerk Ermeni Devleti'nin sınırları Diyarbakır'ı, Sivas'ı, Adana ve Mersin'i de içine alıyordu. Sykes ve Picot ile Sazonov'un çizdiği haritada ise buraları Fransa ile Rusya paylaşmıştı. Ermenistan kelimesi bile yoktu. Ermenilere vaat edilen Ermenistan adeta buharlaşmıştı. Sykes-Picot anlaşması çok gizli tutuldu. Zira paylaşılan coğrafyalarda yaşayan halkların büyük tepkisini çekebilirdi. Mesela İngiltere'nin Şerif Hüseyin'e vaat ettiği Adana İskenderun bölgesiyle Suriye Fransa'ya veriliyor, Irak'ı ise İngiltere alıyordu. Bütün bunlardan habersiz olan Şerif Hüseyin, İngiltere'den istediği paraları alıp gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra 27 Haziran 1916'da isyan ettiğini resmen açıkladı. Şerif Hüseyin ve Arap milliyetçileri Orta Doğu'nun paylaşım planını Ekim 1916'da öğrendiğinde artık iş işten geçmiş olacak, Şerif ve oğulları hayallerindeki Arap İmparatorluğundan büyük tavizler vermek zorunda kalacaklardı. Arap isyanının detaylarını gelecek bölümde anlatacağız. Sykes-Picot anlaşmasının en önemli tarafı Orta Doğu'da İngiliz ve Fransız Manda yönetimlerini başlatacak olmasıdır. Bu anlaşmanın Orta Doğu'yu şekillendirmek bakımından çok önemli olan diğer bir yönü Filistin'le ilgilidir. Filistin, Arap topraklarına ilişkin İngiliz ve Fransız Manda yönetimlerinden ayrı olarak düzenleniyor. Burada milletler arası bir yönetim kurulması öngörülüyordu. Filistin'in Arap toprağı sayılmamasında İlk adımdı bu. Sonraki günlerde Şerif Hüseyin'in oğlu Emir Faysal, Filistin'e Yahudi nüfusunun yerleştirilmesini kabul edecekti.
Mart 1915'te İstanbul Anlaşması denilen gizli anlaşmayla İstanbul ve Çanakkale ile çevresi Rusya'ya verilmiş, Rusya bunun karşılığında İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'daki çıkarlarını desteklemeyi taahhüt etmişti. Sykes-Picot adı verilen 16 Mayıs 1916 tarihli İngiliz-Fransız-Rus anlaşmasıyla bunlar somutlaştırılıyordu. Uzun ve ayrıntılı olan Sykes-Picot anlaşması özetle şöyleydi. Rusya, İstanbul Anlaşması ile aldığı Boğazlar ve çevresine ek olarak Sykes-Picot Anlaşması ile bugünkü Artvin, Rize, Erzurum, Erzincan, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerini alıyordu. Fransa, Sivas, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Antep, Maraş, Osmaniye, Adana ve Mersin'i anlaşmada yer alan deyişle doğrudan kontrol altına alıyordu. Antakya, uluslararası yönetim altına veriliyor, Fransız kontrolündeki bölge Akdeniz sahili boyunca Beyrut'u da içine alacak şekilde uzanıyordu. Bunun güneyindeki Suriye topraklarının geniş kısmı Halep'ten Şam'a, oradan Musul ve Ravanduz'a kadar olan bölge anlaşmada Fransız nüfuz bölgesi olarak tanımlanıyordu. Petrol bölgesi olarak bilinen Bağdat-Basra arası İngiltere kontrolü altındaki bölge oluyordu. Irak'ın kalan kısmının tamamı bugün Ürdün'ün başkenti olan Amman'ı da içine alacak şekilde uzayarak Sina Yarımadası'nda Akdeniz'e ulaşıyordu. İngiltere burada petrol boru hattı ve demir yolu yapmayı planlıyordu. Suriye'den geçecek petrol boru hattı ve demir yolunu Fransızlar yapacaktı. Filistin, Kudüs ve Hayfa'dan oluşan bir Filistin Uluslararası Yönetim Bölgesi kuruluyordu. Sykes-Picot Anlaşması'nda bugünkü Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün topraklarında kurulacak Arap Devleti'nin ya da Federasyonu'nun İngiliz ve Fransız himayesi yani manda rejimleri altında olacağı da belirtilmişti. Sykes-Picot Anlaşması savaşın sonuna doğru değişecekti. İngiltere Musul'u Fransa'ya verdiğine kısa zamanda pişman olacak ve askeri güç kullanarak petrol bölgesi Musul'u Fransa'ya bırakmayacaktı. Şerif Hüseyin ve çocukları Emir Faysal ve Emir Abdullah anlaşmayı öğrendiklerinde Suriye'nin Fransa'ya verilmesine itiraz edecekler fakat artık ellerinden bir şey gelmeyecekti. İleride kurulacak İsrail Devleti'nin çekirdeği işlevini görecek olan Filistin'in Arap topraklarından ayrı bir uluslararası yönetim olarak tanınmasına ve kurulacak Arap devletlerinin manda altında bulunmasına da boyun eğmek zorunda kalacaklardı. Sykes-Picot Anlaşması, Orta Doğu'daki Osmanlı hakimiyetinin son bulduğunun ifadesiydi. Gördüğümüz gibi Osmanlı topraklarının paylaşımı Mondros Mütarekesi'nden çok önce 1915-1917 arasında, yani savaş devam ederken kararlaştırılmıştır. Bu gizli anlaşmalar savaştan sonra toplanan 1919 Paris Konferansı'nda masaya yatırılacak, Birinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzeni galiplerin istediği şekilde kurulacaktır. Sevr Anlaşması da galiplerin kurduğu dünya düzeninin bir parçasıdır ve uygulamaya konulmadan yırtılacak ilk anlaşma olacaktır. Gelecek bölümde Şerif Hüseyin'in isyanını, Osmanlı'nın Orta Doğu'dan çekilişini, Enver Paşa'nın Azerbaycan harekatını ve Mondros Mütarekesi'ne kadar süren askeri çöküntüyü anlatacağız.